Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kardeşlik İçin Paslaş ve Paylaş sloganı ile gerçekleştirilen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi futbol turnuvası Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sosyal Uyum Projesi kapsamında Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli gençler ile Türk gençlerinin birlikte sportif faaliyetlerle kaynaştırılması amacıyla düzenlenen Kardeşlik İçin Paslaş ve Paylaş futbol turnuvası 25 ilin katılımıyla gerçekleştirildi. Ürdün Gent'te, Samsun'da, Diyarbakır'da, Ankara Gücü'nde, Gaziantep'te, Kasımpaşa'da, Temmuz 7 aramızda coşkulu bir şekilde alkışlıyoruz. Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Göztepe. Hoş geldin, sakınlar getirdin diyoruz. 17-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Hatay'ın Arsuz ilçesi Uluçınar Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen turnuvanın final maçı öncesi Süper Lig'de mücadele etmiş eski futbolcular Giray Kaçar, Bülent Akın, Mehmet Naz, Emrah Bozkurt ve Elyas Sümen'in katılımıyla bir gösteri maçı yapıldı. Çeto abi, Çeto! Çetin oldu bana, geri verme! Devam. Süper Lig'de mücadele etmiş eski futbolcular programa katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Daire Başkanları Sezai Zorba, Daire Başkanı Halil İbrahim Demir ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı'nın bulunduğu şöhretler ile bürokratların oluşturduğu takım, Suriyeli gençlerin oluşturduğu futbol takımı gösteri maçında karşı karşıya geldi. Kardeşlik için paslaş ve paylaş sloganıyla gerçekleştirilen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi futbol turnuvası gösteri maçı kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Geç hadi. Dostluğun kazandığı maçın sonunda hep birlikte fotoğraf çektirildi. Organizasyonla beraber burada Suriyeli kardeşlerimiz ve Türkiye'den bulunan genç kardeşlerimizin karmasıyla bir maç gerçekleştirdik ve çok güzel geçti. Çok anlamlı mesajlar verildi burada, dostluk mesajları verildi. Çok güzel bir kamp yerindeyiz, öncelikle ona değinmek istiyorum. Gerçekten Türkiye'de de çeşitli illerinden hemen hemen bütün illerde, bütün bölgelerde olan bir kamp yerlerinden bir tanesi de burada var. Burada genç arkadaşlarımla beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü hepimizin geleceği, gençlerimiz, ne kadar onlara yatırım yaparsak o kadar ilerleyen günlerde bizi güzel günler bekliyor. Rasim Başkanım da bunu en iyi şekilde gerçekleştirenlerden bir tanesi. Tekrar sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Böyle projeler bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir sağ olun. Öncelikle burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Yani böyle projeler her zaman olması gerekiyor. Ülkemizden Allah razı olsun, büyüklerimizden. Gerçekten bu konuda böyle emek verip, gayretli olup bu şekilde güzel bir tesis inşa etmek çok önemli. Çünkü bu kardeşlerimiz unutulmamak gerekiyor. Onlar da bu ülkenin çok önemli parçaları. Gelecekleri işte bizim için de çok önemli olduğu için biz de buradayız. Bizim de burada yardımımız dokunduysa az da olsa ne mutlu bize işte. İnşallah bu şekilde bu projeler devam eder. Bizim de dediğim gibi ufak tefek de böyle katkımız olursa çok mutlu oluruz. Çok sağ olun. Bizim Türkiye'de şu an farklı şehirlerinde 37 adet gençlik kampımızdan bir tanesi burası. Ve yılda 120 bin genci ücretsiz olarak bu kamplarda misafir ediyoruz. Ama bugün çok daha özel bir amaç için buradayız. Bizim bakanlık olarak, genel müdürlüğümüz olarak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projemiz kapsamında 17-29 tarihleri arasında yaptığımız turnuvanın bugün final müsabakaları için buraya geldik. Çok özel bir gündü açıkçası. Türkiye'de 3,5-4 milyon Suriyeli misafirimiz var. Ben şu cümleyi söylemek istiyorum. Gerçekten medeni diye tabir ettiğimiz Avrupa'nın yapamadığını yapan bir ülkenin mensubuyuz. Bundan dolayı öncelikle çok bir Türk vatandaşı olmaktan dolayı çok gururlu olduğumu ifade edeyim. Bu kapsamda 25 ilde nüfus, kayıtlı nüfus oranı yüksek olan Suriyeli kardeşlerimizin bulunduğu 25 ilde sosyal uyum üzerine, bunu spor yoluyla sosyal uyum diyebiliriz, kültür sanat faaliyetleriyle diyebiliriz, yürüttüğümüz bir projemiz var. Burada temel amacımız şu, ülkemize misafir ettiğimiz bu kardeşlerimizin
bizim gençlerimize kaynaşmaları, topluma entegre olmaları, artı kültür, sanat, mesleki eğitim, spor bu alanda da gelişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bugün de çok güzel bir kardeşlik kapsamında bir turnuva, futbol turnuvası yaptık. Burada Türk ve Suriyeli kardeşlerimiz karma takımlar oluşturdular. Bu bahsettiğim illerden gelen 24 takım ve burada maçlar yaptılar. Tabii sağ olsun çok kıymetli futbolcularımız bugün buradaydı. Güzel de bir gösteri maçı oldu. Kazanan dostluk oldu, öyle söyleyelim. Hakikaten burada geldiler, kamp ortamında biraz rahatladılar. Artı bu turnuva kapsamında da hünerlerini sahada gösterdiler. Ama bizim sloganımız paslaş ve paylaş. Bu kapsamda da o birlikteliği ortaya çıkarmayı amaçladık. Hakikaten de çok güzel ve verimli oldu. Size de çok teşekkür ediyorum. Siz de takip ettiniz. Hakikaten keyifliydi. İnşallah bu tarz organizasyonlar artarak devam edecek. Tabii bu kapsamda çalışan psikologlarımız, sosyologlarımız, sosyal çalışmacılarımız mevcut. Altyapı imkanlarını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'de şu an sayıları, yani 81 ilde sayıları 285'i bulan gençlik merkezimiz var. Buralarda o gençlerimiz için koşturuyoruz. Çünkü bizim bir felsefemiz var. Diyoruz ki herhangi bir gerekçeyle dokunamadığımız her bir gençten mesulüz. Biz şuna da inanıyoruz. Hakikaten bu ülkenin gençliğine sadece ülkemizin değil dünyanın ihtiyacı var. Ve bakıyoruz nerede bir mazlum var oraya elini uzatan hamdolsun bir ülkenin mensubuyuz. O yüzden biz de karınca kararınca bu konuda bütün ekip arkadaşlarımıza çalışıyoruz. Ben emeği geçen arkadaşlarıma da sizin vasıtanızla çok teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman başınızı istemiyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı bizim koordine ettiği, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün desteklediği ülkemizin 25 ilinde yaklaşık 500 Suriyeli futbolcumuzun katılımıyla güzel bir sosyal uyum projesine imza atıldı. Zaten ülkemiz, devletimiz mazlumların yanında olduğunu her fırsatta gösteriyor. Bu Suriye mevzuunda da bütün dünyaya gösterildi. Bugün de ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimiz için düzenlenmiş olan çok güzel bir uyum projesine burada ev sahipliği yaptık. Sayın Genel Müdürümüz de bizzat geldiler. Burada ünlülerden oluşan bir, ünlü futbolculardan oluşan bir karma takımla birlikte sağ olsunlar bir destek maçı da yaptılar. Kendilerine de, bürokratlarına da, onlara destek veren futbolcularımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücü bugün 13 gündür ortaya çıktı. Gençlerimiz burada 13 gün boyunca kamplarımızda kaldılar, spor yaptılar, birlikte beraber zaman geçirdiler ve bugün de sonlanıyor. Emeği geçen özellikle bakanlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum.